Politürko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergübey ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydan Bey, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, bugün sizinle konuşmak istediğim konu Türkiye'de, yani bilim çevrelerinde önemli bir isme sahip olan Profesör Doktor Celal Şengör'ün bir süre önce yapmış olduğu bir açıklamayla ilgili olacak. Hatırlarsanız biz daha önce bu dünya dışı hayatla ilgili programlarımızdan birinde siz yani uzayda yaşayabilen bir bakteri türünden bahsetmiştiniz. Yani çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve çok soğukta da yaşamını sürdürebilen bir bakteriden bahsetmiştiniz. Su ayısı isimli bakteriden bahsetmiştiniz. Şimdi zannediyorum yani bizim videoda bu konunun gündemlerine girmesine neden olmuş olabilir. Celal Şengör Kur'an'da her nefis sahibi mutlaka ölümü tadacaktır ayetinden yola çıkarak Kur'an'ın işte bu bakterinin hiç bakterinin ölümsüz olduğunu iddia ederek bu ayetin aslında uydurma olduğunu iddia etti. Dilerseniz öncelikle bu videoyu göstereyim hocam. Tabii buyurun. Dolayısıyla izleyiciler kendileri karar versinler. Sureyi okuyalım mı? Surede ne diyor? Her nefs ölümü tadacak. Nefs nedir? Nefs nefesten gelir. Bu kelime teknik olarak Yunanca'daki pneuma'nın direkt tercümesidir. Pneuma, eksalasyon demek. Topraktan çıkan ruh da odur. Ruhtur. Çünkü son nefes verildiği zaman ruhun kaçıp gittiği farz ediliyordu Yunanlarda. Yani Yahudilerde gördüğünüz, bizde gördüğünüz ruh kavramı ondan ibaret. Dolayısıyla Kur'an diyor ki ruhu olan her ruh ölümü tadacak. Ve ruhu olmayanlar ne olacak, hayvanlar ne olacak? Yani ölmeyen bakteriler var. Ne diyorsunuz hocam yani bu yaklaşıma, Kur'an'dan bir ayeti boşa düşürmek için işte su ayısı isimli bakterinin ölümsüz olduğunu iddia ederek yapılan bu açıklamaya nasıl bakıyorsunuz? Allah razı olsun. Aslında Aydan Bey, biraz geriye gidelim. Hatırlarsanız biz beraber bir program yapmıştık ruh üzerine, ateizm üzerine bir program yapmıştık. Şunu hatırladım ben oradan. Genelde bu ateizm görüşünde olan arkadaşlar kendi inançlarını destekleyecek böyle bilimsel, felsefi veya mantıki bir delil olmadığı için kesinlikle bu yok. Bakın, bunun altını çizerek söylüyorum. Ateizmi destekleyecek hiçbir veri yok. Hiçbir felsefi argüman da yoktur. Dolayısıyla çareyi, kendi inançlarını desteklemek için çareyi başka inançlara saldırmakta buluyorlar. Ve ateistik sayfaları, sosyal medya hesaplarını gezdiğinizde sadece bunu görürsünüz. Hep böyle dine, işte dini metinlere veya inananlara böyle saldırırlar, küçük düşürmeye çalışırlar, sorgularlar böyle ayetleri falan. Yoksa kendi inançlarını destekleyecek hiçbir şey yoktur. Aslında yani bir insan inanır inanmaz. Tamam, tamamen yani insanın şahsi tercihidir. Çünkü herkese bir cüzi irade verilmiştir. İsterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Hatta bunu Kur'an söylüyor, ayet var. Dileyen inansın, dileyen inanmasın diyor. Başka bir ayette malumunuz la ikraha fiddin diyor. Yani dinde zorlama yoktur. Bu bir tercihtir. Yani insan inanmayabilir, fakat inanmıyorsun diye inananların inançlarına saldırmaya da gerek yok. Bu edebe aykırı bir şeydir. Şimdi ben bu Celal Bey'in de videosunu gördükten sonra aklıma şu geldi. Yani isminin, adının önünde prof olan birine ben bu ifadeleri yakıştıramadım. Yani Celal Şengör esasında inkarına delil üretmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de birçok insanı yanlış bilgilerle yönlendiriyor. Bakınız, birincisi şu, nefs bazı alimler ve filozoflar nefs için ruh ile aynı şey demişler. Genelde bunu filozoflar söylemiş. Fakat ruh ve nefs esasında çok farklı kavramlardır. Nefs insanın fiillerine göre manevi bir yapı ve farklı özellikler kazanır, nefs dediğimiz şey. Ruh ise daha çok böyle şahsi değildir, umumidir.
tek bir enerji merkezinden gelip böyle ampulleri aydınlatan elektrik gibidir ruh ve ilahidir. Halk aleminden gelir yani şey ruh emir aleminden gelir, halk aleminden gelmez. Nefis daha çok halk alemidir. Şimdi bu Celal Bey de bahsediyor. Mesela eski Yunanca'da ruh için diyorlar ki diyor numa deniliyor diyor. Halbuki evet ruh terimi eski Yunanca'da da var. Bu numa demişler ona. Fakat psyche de demişler. Hatta ruhla İngilizce'de bir spirit ve soul diyoruz. İkisini ayırmış Yunanlılar. Daha önemlisi yani Yunanca'da bir ruh teriminin olmasıyla neyi ifade etmeye çalışıyor ben onu anlayamadım. Her kültürde var ruh. Yani Amerika'ya gidin Native Indian'lara bakın orada yerlilerine bakın. Onlarda da var ruh anlamı. Aborjinlere gelin Avustralya'da onlarda da ruh anlayışı var. Yani bununla ne ifade ediliyor anlamadım. Fakat nefs meselesine gelince nefs esasında Arapça'da Perçe'de de var nefs. Köken olarak nefs terimi nefes almak anlamına gelir. Nefes kelimesinden üretilmiştir. Genelde nefs ile insanlar ruhu karıştırıyorlar. Yani aynısını Celal Bey de yapmış, birbirine karıştırıyor. Çünkü tanımlarda benzerlik var. Bu hata da şundan meydana geliyor. Secde suresinde Kur'an-ı Kerim'de ve nefeha fihi min ruhi ayetini yanlış yorumluyorlar. Bundan kaynaklanıyor. Orada diyor ki Cenab-ı Allah ona ruhumdan üfledim. Hazreti Adem'den kasıt burada. Halbuki orada ruhtan üflemesi haşa yani Allah'ın böyle bir ruhu varmış da Adem'e kendi ruhundan bir parça üflemiş gibi bir mana çıkartmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah İslam dininde yarattığı hiçbir şeye benzemez. O hayal edebileceğimiz her şeyden ötedir. Münezzehtir. Allah'a beden, cisim, yön, boyut, mekan gibi şeyler isnat edemeyiz. Böyle bir şey yok İslam dininde. Dolayısıyla burada ifade edilen bu ayette Adem'e hayat verilmesidir. Esma'dan bazılarının yani Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bazılarının sınırlı bir şekilde verilmesidir. Ruh ise farklı bir şeydir. Ruh üflenmesi Allah'tan bir emirdir. Nefs ve ruh esasında aynı şey değildir. Mesela Şengör diyor ki nefs ruhtur diyor, aynı şeydir diyor. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Hani insan ölürken bir de o şeyi de yapıyor ya böyle gösteriyor. Hu diyor işte ruhu çıkar diyor. Nefesi çıkmasına ruhu çıkar diyorlar diyor eskiler. Halbuki bakın şöyle bir şey var. Ana karnındaki bebek ne olacak? Mesela ana karnındaki bebek nefes almıyor ama canlı. Çünkü ruhu var ama nefes almıyor. Bunu nasıl açıklayacak o zaman? Ruh, nefesse tamamen farklı şeyler. Biz mesela kaynaklarımıza baktığımızda İbni Abbas nefs ile ruh arasında çok açık bir ayrım yapmıştır. Nefsi şöyle tarif ediyor. Can veya hayat sahibi varlıklar demiş. Mesela yine Celal Şengör diyor ki her ruh ölümü tatacaktır diyor. Ve ruh sahibi sadece insanlarsa hayvanlar ne olacak diyor videoda. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kullanılan terim, bakın ayeti çevirmek de yanlış bir şey. Ruh değil. Orada nefis kullanıyor. Külli nefsin zâigatul mevt diyor. Her nefis ölümü tatacaktır. Bunun manası her canlı ölümü tatacaktır. Her ruh değil. Orayı da karıştırıyor zaten. Şimdi İslam teolojisinden maalesef bir haber olduğu için daha da büyük bir hata yapıyor. Orada diyor ki hayvanlar ne olacak? Halbuki anlamadığı bir şey var. İslam teolojisinde tüm canlılar nefis ve ruh sahibidir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri bitkiler için bile zi-ruh ifadesini kullanıyor. Yani bu canlılarda da böyle bir biyolojik bir ruh olduğunu söylüyor. Bitkide de ruh var esasında. Hayvanlarda da bu ruh var. Hayvanlar ne olacak ne demek? Hayvanlar ölmüyor mu bir de? Onu da düşünmek lazım. Şimdi onu da açıklayacağım. Dolayısıyla esasında her şey ölümü tatar da tatmak ruha ait bir şey değil. Fiziksel bedenle yani nefse ait bir şeydir. Hani İngilizce'de diyoruz ya all living organisms will eventually die. Bu bilimsel bir şeydir. Her canlı muhakkak ölecektir diyor.
Aslında bu konuda Celal Şengör'ü yanlış yorumundan dolayı bir yere kadar belki hoş görüyle karşılayabiliriz. Evet. Fakat böyle bilmediği konularda konuştuğu zaman doğal olarak da böyle hata üstüne hata yapıyor. Fakat arkasından söylediği şeyler de bence akademik etike de yakışmayan şeyler. Etik değil yani. Çünkü bilimsel konularda doğru konuşmuyor ve insanları bilerek belki de isteyerek yanıltıyor. Kendi davasını yani kendi inançlarını savunmak için. Mesela orada diyor ki ölmeyen bakteriler var. Böyle bir şey yok. Biraz önce sizin bahsettiğiniz tardigrade, o işte su ayısı dediğimiz şey, o bakteri değil esasında da o küçük bir canlı. Böyle 1-1,5 milimetre boyunda bir canlı. Bakteriden çok büyük yani. Ölmez diyor değil mi? Bakteriler evet. Var ölmez diyor. Şimdi bakın bu konuda size bir şey anlatayım. Ölüm bitki, hayvan ve insanlar dahil olmak üzere tüm canlıların yaşam döngüsüdür ve doğal bir parçadır bu yaşam döngülerinin. Farklı türler arasında ölümün zamanlaması da böyle koşullara, hayat şartlarına farklılıklar var yani ölümler arasında. Fakat şunu bilmemiz lazım ki ölüm yani böyle ölüm kavramı evrenseldir yani bu kaçınılmaz bir şeydir ve hiçbir canlı aslında ölümsüz değildir. Bu zaten fizik kanunlarına ters bir olay. Çünkü bakıyorsunuz mesela termodinamiğin ikinci kanunu işte entropi diyoruz biz. Evrende var olan her şey diyor bu kanun zamanla ömrünü tamamlar ölür. Yani mükemmellikten order diyoruz biz ona nizam düzenden kaosa doğru gider diyor bu kanun. Bakıyorsunuz yıldızlar bile ortalama 10 milyar yıl yaşıyor ve sonunda gene kendi çekirdekleri üzerine çöküp ölüyorlar. Şimdi bu Celal Şengör'ün dediği ölümsüz bakteri ifadesine gelirim. Evet. Bakteriler genelde tek hücreli organizmalardır. Fakat bölünme adı verilen bir süreçle ürerler. Bölünme esnasında, bölünme sürecinde tek bir bakteri iki adet aynı özelliklere sahip kız hücreye ayrılırlar. Yani kendini olduğu gibi kopyalar, fotokopi makinesi gibi. Ve bu sayede bakteriler nesiller boyunca popülasyonlarını sürdürebilirler, varlıklarını devam ettirebilirler. Fakat siz bireysel olarak her bakteriye baktığınızda sınırlı bir yaşam süresi var hepsinin. Ve sonunda hepsi ölüyorlar. Hatta ölümsüz dediği bakteri şeyler var ya, evet. 20 dakika, 30 dakika yaşıyor bakteriler. Bazileri biraz daha uzun yaşayabiliyor. En uzun yaşayan bakteri türlerine baktığınızda ömürleri birkaç hafta. Hatta birkaç ayı hiçbir zaman geçen bir bakteri yoktur. Dolayısıyla Şengör burada müthiş bir algı yapıyor. Bir popülasyonun ömrünü bireyin ömrüymüş gibi empoze ediyor. Kaldı ki bakteriler, popülasyonları da ölümsüz değil bakterilerin. Evet. Zamanla yani bütün bakteri popülasyonları da ölüyor. Çünkü çevre şartlarına bakıyorsunuz, kaynakları tüketiyorlar ve hepsi ölüyorlar. Ölümsüz bir şey yok. Videonun en komik kısmı da şu bana göre. Şengör bakteri diyor ve videoyu hazırlayan kimse ekrana tardigradeyi getiriyor, su ayısı görüntüsünü getiriyor. Ve aklınca işte Müslümanları mat ettik. Böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Halbuki ekrana getirdiği canlı bakteri bile değil. Daha önce bahsettim. Bunu da konuşmuştuk. Sadece 1-1,5 milimetre civarında. Küçük ama bakteri değil. Bayağı bir kompleks bir canlı bu. Ve çok hücreli bir canlı. Hatta ayakları falan var. Görmüşsünüz evet. O ekranlarda. Şimdi... Canlılar çevre şartlarındaki değişimlere çok dayanıklı oldukları için bu canlılar, bazıları bu canlılara immortal yani ölümsüz unvanını vermişler ama bu bir lakaptır yani. Bu minik hayvanlar -270 dereceye dayanabiliyorlar. Diğer taraftan kaynar suyun içinde bile hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Hatta bahsetmiştik daha önce bu genelde suda yaşayan bu canlıları çöle bıraksanız kendi metabolizmalarını uyuşturuyorlar. Hani böyle kış uykusuna yatan hayvanlar var ya onlar gibi kendi kendini kurutuyor bunlar adeta.
Fakat üzerlerine biraz su döktüğünüzde tekrar hareketleniyor. Evet. Bu hayvanları uzaya bile gönderdiler. Uzayda %60'ı canlı olarak geri geldi. %60'ı. Diğerleri öldü. Peki bu müthiş dayanıklılık, ölümsüzlük anlamına mı geliyor? Hayır, elbette hayır. Tardigrades immortal değil, ölümsüz değil. Onların da bir yaşam süresi var ve her canlı gibi ölüyorlar. Bu canlılar en az, en çok diyelim 3-5 yıl falan yaşıyorlar esasında baktığınızda. Yani bu ölüm yaşam döngüsü dediğimiz şeyden muaf değiller. Yani külli nefsin zaigatul mevt. Kur'an bunu diyorsa doğrudur. Allah kelamıdır bu. Her canlı ölümü tatacaktır. Şimdi bu inkarcı arkadaşların ben mesela web sitelerinde de karşılaştığım bir şey var. Onu da vurgulayalım burada da tam iyicene konu açılsın esasında. Turritopsis diye bir hayvan var. Turritopsis duhorni. Ölümsüz deniz anası deniliyor buna da. Şimdi burada da bunu da koymuşlar ve şöyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Hani Kur'an her canlı ölümü tatacaktır diyordu, ne oldu gibilerden. Bakınız size bu canlıyı da söyleyeyim, anlatayım. Bu deniz anası hücrelerinin gelişimini daha erken bir aşamasına geri döndürerek, öyle bir yetenekleri var, tekrar kendilerini yeniliyorlar. Çok ilginç bir deniz anası türü bu. Basit bir ifadeyle sürekli kendilerini gençleştiriyorlar. Tam böyle adulthood diyoruz. Yani o büyüme çağına, ergenlik çağına gelecekleri zaman bütün metabolizmalarını durduruyorlar. Okyanusun dibine iniyorlar ve hücrelerini yenileyerek tekrar kendilerini bebek haline getiriyorlar. Şimdi bu süreç hücresel transdiferansiyon deniliyor buna. Böyle biliniyor ve deniz alanlarının tipik yaşam döngüsünü atlayarak böyle tekrar kendilerini bebeklik aşamasına geri döndürmesi. Bunu anlatıyor bu süreç. Fakat ölümsüz deniz anası diye bir şey yok. Ölümsüzlük falan değil bu. Sadece teorik planda bu yenilemeyi devam ettirerek sürekli yaşayabilir bu hayvan anlamına geliyor. Fakat yenileme süreci bu hayvanları yaşlanmaktan kurtarsa da, mesela hastalıklar veya başka hayvanların saldırıları, onlara av olmak, predators yiyor onları. Yani burada esasında bir ölümsüzlük gibi bir şey yok. Bahsettiğim gibi dünyada, hatta evrende bile diyebiliriz, ne kadar canlı varsa, ne kadar canlı yaşıyorsa ve ömürleri ne kadar olursa olsun muhakkak sonunda ölüyorlar. Daha önce anlatmıştık, bizim güneşimizin bile bir gün kızıl dev evresine girip yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinin ölümünü tattıracaktır yani. Hadi diyelim ki 1 milyon sene yaşayan canlı var, 10 milyon sene yaşasın, neticede güneş kızıl dev olduğu zaman dünyamızı yutacak, hatta Mars'ın yörüngesinden bile geçecek büyüklüğü, şişecek güneş. Ne olacak? Hepsini öldürecek zaten. Neticede her canlı ölümü tatacak. Celal Şengör'ün söylediği yani doğru değil. Bilmiyorum, kasıtlı mı yapıyor, bilmiyor mu? Yani bir profun da bunu bilmemesi hocam zaten değil. Kur'an-ı Kerim yani her nefis ölümü tadacaktır derken ölüm sebebini söylemiyor ki. Yani 65 milyon yıl önce işte dinozorlar değil mi hocam? Birden ortadan kalktı işte büyük bir meteorun yeryüzüne düşmesi falan. Kaldı ki sizin dediğiniz gibi yani farklı nedenlerle de dünyada yaşam yok olabilir. Bir nükleer savaş olabilir veya işte dediğimiz gibi güneşin etkisiyle değil mi hocam? Yani dünya yok olabilir falan. Yani orada o ayeti aslında şey yapabilecek bir argüman da değil onunkisi. Çünkü değil. Bir argüman da değil. Yani felsefi olarak da zaten aynen. Evet. Haklısınız Aydın Bey. Esasında yani başta söylediğim gibi yani bu arkadaşlar kendi inançlarını, çünkü bakınız ateizm bir inançtır. Ateizm de bir inançtır. Aslında inkar üzerine inşa edilmiş bir inançtır. Çünkü ellerinde bilimsel bir veri yok. Yani haşa, bunu başta da söyledim, tekrar altını çizerek söylüyorum. Allah'ın olmadığını haşa
ispat edecek ne bilimsel bir veri vardır, ne felsefi bir veri vardır, ne bir mantık yürütebilirsiniz. Mümkün değil. Bunu yani Richard Dawkins gibi bir adam bile, ki şu anda dünyanın belki en meşhur ateistidir Richard Dawkins. Ama bak, gerçek bir bilim insanı olduğu için diyor ki, biz diyor bilimsel olarak Tanrı'nın olmadığını ispatlayamayız diyor. Richard Dawkins söylüyor bunu. Dolayısıyla diyor ihtimal olarak yine de kabul etmek lazım. Çok ilginç bir şey. Yani gerçek bir bilim insanı böyle konuşur. Böyle durmadan oraya buraya başkasının inançlarına saldırarak kendi davanı ispatlayamazsın. Bu mümkün değildir. Yani ben de yaklaşım başlangıcı olan her şeyin sonu vardır. Yani başlayan her şey biter. Evet. Dolayısıyla evet. Yani evrenin sonlu olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Yani Big Bang'den yola çıktığımız zaman. Dolayısıyla evet. Zaten yani o işte o bu bakteriler ölümsüz demek de bir yerde anlamsız. Çünkü bu evrenin bir sonu var. Yani değil mi hocam? Aynen. Bu bile aslında o çürütüyor. Çok, çürütüyor. Çok güzel bir nokta o da Adem Bey. Çünkü evet. Yani dediğiniz gibi yani her nefis derken esasında biz var ya dünyayı bile, yıldızları bile, galaksileri bile, kainatı bile bir nefis olarak düşünebiliriz. Çünkü nefis bir şeyin özüdür, var olmasıdır. Bunları bile bir nefis olarak düşünebiliriz ve neticede bunlar da ölümü tatacak, ölecekler. Bunu bize fizik söylüyor zaten, astrofizik söylüyor. Çünkü sizin de buyurduğunuz gibi kudus diye bir şey var. Yani bir şey sonradan başlıyorsa, temporal diyoruz, geçiciyse evet. Onun varlığı, muhakkak onun sonu vardır. Bir şey sonradan başlayıp da sonsuza kadar gitmesi mümkün değildir. O neticelenecektir. Ve fizik bunu söylüyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Biraz önce yıldızlar hakkında dedim. Ortalama evet. Mesela medium seconds, orta seconds yıldızlar bizim güneşimiz gibi 10 milyar yıl kadar yaşıyor. Dev yıldızlar, süper devler var. Onlar çok daha kısa yaşıyor. Çünkü nükleer enerjisini o kadar hızlı bir şekilde tüketiyorlar ki ölümleri daha çabuk oluyor. En uzun yaşayan yıldızlar kızılcüceler. Bunlar enerjiyi daha yavaş harcadıkları için çok daha uzun süreler yaşayabiliyorlar. Fakat şunu tespit etti bilim insanları. Evrende en çok ve en uzun yaşayan varlık veya madde diyelim protonlar. Yani atom çekirdeğindeki protonlar, onlara bile ömrü olduğunu tespit ettiler. 30-40 milyar yıl en fazla yaşayabiliyorlar. Demek ki her proton bile ölümü tatıyor. Sen yani neden bahsediyorsun kardeşim? Proton bile ölümü tatıyor. Her nefis ölümü tatıyor. Peki. Evet. Kıymetli hocam, bence bu bilgiler yeterli olmuştur diye tahmin ediyorum. Sizin evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Konuyla ilgili. Yok yani konuyla ilgili esasında ekleyecek fazla bir şey yok. Fakat sizinle ayrıyetten bir özel o programı yapalım biz inşallah. Evet. Yani son zamanlarda bu çok, değil mi, evet. Uzaydan canlılar. Amerikan Kongresi'nde geçen hafta çok önemli bir toplantı yapıldı. Üç muhbir diyoruz değil mi hocam? Whistleblower, Amerikan evet. Silahlı kuvvetlerinin çok önemli birimlerinde, deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde ve Pentagon'da istihbarat biriminde görev yapmış. Üç önemli isim Amerikan Kongresi'ne gelip bu tanımlanamayan uçağın cisimlerle ilgili 1947'den bu yana yaşanan gizlilik ile ilgili önemli açıklamalar yaptılar. Evet. Önceki günlerde inşallah bu konu... Takip ettim ben Aydoğan evet. Bey. Hatta yeminli şey yaptılar. Yeminli şey. Yeminli ifade verdiler. Ve bunlar çok önemli insanlar. Yani tabii. Birisi istihbaratçıydı. Konuşalım inşallah bunu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili özel bir program yapacağız. Ve şu an gündemde olan bir film de var. Oppenheimer. Bu evet. Atom bombasını icat eden Alman asıllı profesör. Biliyorsunuz hocam, bunlar şeyde Princeton'da Einstein'la birlikte çalıştılar. Evet. Bunlar da mesela bu konuyla ilgili isimlerdi. Bu konuyla da ilgili son derece önemli bir takım belge ve bilgiler de paylaşacağız. Yani bu düşen araçların geri dönüşüm mühendisliği bağlamında reverse engineering konuyla ilgili çalıştılar bu isimler.
Bu filmde gerçi bu konuya değinmemişler ama inşallah bu konuyla da ilgili bir takım bilgi ve belgeleri konuşacağız. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kıymetli izleyiciler, bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergibey ile birlikteydik. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Programımızı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Tekrar hepinize iyi günler diliyorum.